Evet, güzel bir kumbara yapacağız. Neden? Şöyle elimde bakın bir sürü para var. Bunlar ne parası? Aslında bizim Sarp'ın kakiş dolarının parası. Kakiştir diye böyle biz yumuşatıyoruz onu. İşte yani çocuk altını doldurduğu zaman dedim ki her seferinde böyle 5 lira 10 lira koyacağım. Ne kadar birikebilir? Bir süredir biriktiriyorum. Ama çok birikti. Bu arada inşallah bu videoyu atlamadan sonuna kadar izleyen herkesin bir tomar parası olur. Kumbara şu. Bakın açayım göstereyim. Bunun yapımını göstereceğim. Şöyle burada düğmesi var. Çalıştırmaya başlıyorsunuz. Buradan böyle veriyorsunuz parayı. Kendi içine çekiyor. Gözüktü mü bu? Bak şöyle yandan göstereyim. Buradan böyle parayı koyuyorsunuz. Parayı içine çekiyor. Yapın merak ediyorsunuz. Devamı videomuzda geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kumbarayı yaparken kullanacağımız en önemli malzeme de bu kalemler. Bu silindir şeklinde olanlardan. Bunları keseceğiz, biçeceğiz. Bu kartonun üzerine yerleştireceğiz. Güzel bir kumbara yapacağız. Öncelikle şöyle küçük bir tahta parçası üzerine iki tane delik açacağız. Bu kalemlerin kolay dönmesi gerekiyor. Şu şekilde noktalarımızı belirleyeceğiz. Açtığımız bu deliklerin içine de birer tane çivi takıyorum. Kalemlerin arka tarafında zaten böyle hazır delikler var. Bakın buraya böyle oturacak bunlar. Bu şekilde kolaylıkla dönecek. Şimdi aynısından karşı tarafa da yapacağım bir tane. Tabii bu karşı tarafa açtığımız deliklerde şunlardan bir tanesinin büyük olması gerekiyor. Motorun oturabilmesi için. Şu alt taraftakini biraz genişletiyorum. Bu genişlettiğimiz deliğe de motoru şöyle yerleştireceğim. Tabii bir araya getirirken bu kalemleri de biraz kısaltmakta fayda var. Şöyle çok geniş yapmaya gerek yok. Şuradan bir yerden kesebiliriz. Kalemlerden bir tanesi şuradaki deliğe girecek. İkincisi de altta açtığımız deliğe. Şöyle motorumuza takalım bir kalemi. Bunun sağlam oturması gerekiyor tabii. Düzeneyi birleştirirken parayı sıkı tutması için şöyle birkaç tane kalemin etrafına lastik toka geçireceğim. Kalemlerin üzerine koyduğumuz birkaç tane lastik parayı çok daha sıkı tutmasını sağlayacaktır. Bu noktada üst tarafı ve alt tarafı kapatmamız lazım. Ama döndüğünden emin olmamız gerekiyor. Bakın böyle dönüyor. Şu an oldu gibi. Altını ve üstünü kapatacağız dedik ama ben çok risk atmak istemiyorum. Çalışırken yapacağım. Çünkü ne olur ne olmaz bakın. Yapıştırdıktan sonra bir kilitlenirse bu bir daha döndüremeyiz. Şu an gayet başarılı şekilde çalışıyor. Hemen bakın bir tane deneyelim. Evet zaten işin en zor kısmı buydu. Bunu yaptıktan sonra gerisi çok kolay. İstediğiniz hangi kutuya koyarsanız koyun. O güzel bir kumbara olacaktır. Ben şöyle bizim ıslak mendil kutumuzu seçtim. Bunun ebatları da hoşuma gitti. Ama ne bileyim böyle çikolata, bisküvi bu tarz kutulardan da yapabilirsiniz. Dışını sıyırırsanız böyle güzel temiz bir kutu ortaya çıkıyor. Ya da mukavvadan kendiniz birleştirebilirsiniz. Yaklaşık şöyle üst tarafa bir çizgi çektim. Buraya yapıştıracağım. Tabii bunu içten yapıştırmamız gerekiyor. Önce şuraya bir çizgi açalım. Bunu belirlerken de şöyle elinizdeki paraya göre bunun geçeceği bir alan belirleyeceksiniz. Burayı şimdi kesiyorum. Bu açtığımız kesenin iç tarafına da şöyle motorumuzu yapıştıracağız. Bakın artık para yutan bir kutumuz var. Şöyle çalıştırıyorum. Şuradan verelim. Gözüküyor mu içi? Buradan takıyoruz. Buradan çıkıyor. Şöyle arka tarafından da bir delik açıp kablo çıkardım. Şimdi üstünü kapatıyorum.
Kumbaramızın temel görünüşü bu. Dilerseniz şuraya birkaç tane bir rakam falan çizeriz. Evet, artık paralarımızı güvenli saklayacağımız bir kasamız var. Şöyle son kez göstereyim. Belki şu kısma da bir tane bozuk para için delik açılır ama bu boyutta bir kasa için bence bozuk para çok da uygun değil. Hani ışık eklenebilir. Buraya ya da yan tarafa bir tane kapak eklenebilir. Yani geliştirmeye de açık bir model. Bu tarz videoların devamı için yorum yaparsanız, like atarsanız, hatta mümkün olanlar katıl butonuna basarak kanalımızı desteklerse çok memnun olurum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.